yerine giderdik. Hem çalışır hem de kazı işleri yapardık. Ne işle meşguldün abi o zaman? Ya sağda solda burada işiyle, ne bileyim amele işleriyle falan uğraşıyorduk. Normalde okul falan okumadın mı? Yok, okumadım. İlkokul terk. İlkokul terk, anladım. Tamam. Ondan sonra bir akşam oturduk böyle kahvede, kararlaştırdık, bir yer bulduk. Ondan sonra makine vardı. Daha sonrasından biz o makineyi bulduk, diğerini tespit ettik. Şimdi şey soracağım. Hani siz yerini tespit ettiniz, bir yer buldunuz. Bu dediğin yer, bu köyde mi yoksa bu köyün civarında mı yoksa çok farklı bir yerde mi? Yok, bu köyün içerisinde. Bu köyün içerisinde bir yer. Ve köylüler bunu biliyor mu? Yok, bilmiyorum. Allah'ım. Çoğu yeri biliyorlar ama orayı bilmiyorlar. Biz burayı küçükken dedemiz söylemişti bize. Benim oradan aklıma kaldı. Sen de tabii artık bu şey işlerinden bıktığın için. Yani biraz maddi manevi şeylerden sıkıldığımız için biraz da hani kısa yoldan para yani. İşte insanın başına ne geliyorsa böyle şeylerden geliyor. Hani düşünmeden hareket ettiğimiz için bazı konularda sonra da bunun sıkıntısını yaşayabiliyoruz. Sonra abi yerini tespit ettiniz, buldunuz. 6-7 kişilik işte kimi karavaya geldik buraya. Ondan sonra bir tane de hocamız vardı. Burak Ormanı olduğunu biliyorduk. 6-7 kişiden senden başkasına olan oldu mu? Bir arkadaş daha vardı. İsmini vermek istemiyorum. Bu arkadaş birebir şahit oldu bana. Ertesi günü ama bu kazdığımız gün değil, bir ertesi günü şahit oldu. Oraya da zaten geleceğim. Baştan başlayıp da hani sona doğru gitmek istemiyorum. En başından başlayayım, oradan anlatayım. Biz burayı kazacağımız zaman bir hocamız vardı. Hocaya telefon açtık, dedik böyle böyle. Hoca dedi ki devam edin dedi. Hani burada şu anda bir şey gözükmüyor dedi. Neyse biz yaklaşık 2 metre falan kazdık. Hocaya dedik ki 2 metre falan oldu. 3. metrede dedi karşınıza bir şey çıkacak dedi bize. Ondan sonra neyse iyice genişletmeye başladık. Tabii yoruluyorsun. Kazmayla çalışıyorsun, kürekle çalışıyorsun, yoruluyorsun. Kazarken yer altından bir yılan çıktı. Yılan. Yılan. Yani bildiğimiz normal bir yılan ama kalın. Bunu tabii fark etmediniz mi abi? Hani yok, fark ettik. Yani şey olabilir diye diyorum. Hani ya bunun işte cin olma ihtimali çok yüksek falan diye hani. Ya ilk başlarda korktuk. Hocayı tekrar aradık. Hoca dedi ki ona dokunmayın, o zarar verecek bir şey değil dedi. Ayaklarımızın arasından dolandı, çekti gitti. Dere vardı, dereye doğru yürüdü gitti. Neyse hoca dedik ki ne yapacağız? Devam edin dedi. Kazmaya devam edin dedi. Ama dedi 1 veya 1,5 metre sonra karşınıza bir şey daha çıkacak dedi. Hoca bunu biliyor yani. Biliyor. Biz tabi telefonla görüşüyoruz. Yanımıza gelmedi, telefonla görüşüyoruz. Neyse biz biraz daha derken biz 4. metreyi bulduk ve karşımıza beyaz bir keçi çıktı. Toprağın içinden fırladık, şey yaptı. Arkama döndüm ben. Yanımda bir arkadaşım daha vardı. Bir döndük biz. Arkamızda kimse kalmamış. Keçiyi gören kaçıyor. Ondan sonra ben arkadaşa bakıyorum. Arkadaş bana bakıyor. Bana dedi ki hadi gidelim dedi. Burada da tuhaf şeyler olacak dedi. O sırada da telefon bağlantısı hocayla kesildi. Abi bu keçinin nereye gittiğini falan görmedin mi? Yok. O sırada zaten panik içinde kaçmaya başladık. Biz yürüdük. Neyse biz o akşam yattık. Tabii ben korkmuşum, gece sayıklamışım, eşim beni kaldırmış falan. Neyse biz ertesi sabah arkadaşla tekrar kahvede buluştuk. Dedim ki böyle böyle bir daha gidelim, bir bakalım olduğumuz yere. Ondan sonra neyse oraya geldik biz. Baktık hani 4 metre kazdıydık ya biz. 4 metre kazdığımız yerde hiçbir şey yok. Ne kazma izi, ne bizim ayak izlerimiz, ne bir toprak çıkması, hiçbir şey yok. Aynı şeklinde duruyor. Nasıl ilk başta geldik o şeklinde duruyor. Şey soracağım. Şimdi hani bu keçiyi gördünüz. Kazma yeri tekrar hani o gün o olayı yaşadınız. Evet. Bu keçiyi gördükten sonra. Peki yani bu hayvanı gördükten sonra siz
O gün telaşa kapılıp kaçtınız. Bu arkadaşlarınızın arasında hani bir psikolojik olarak bir bozukluk falan olmadı mı abi hiç? Ya bir tanesi oldu. Şu anda zaten ruh ve sinir hastalıklarında tedavi gördü. He, yattı yani hastanede. Hatta eşiyle falan arası bozuldu. Aynı benimki gibi, benim de eşimle aram bozuldu. Eşimi öldürmeye falan kalktım. Yani çok şeyler yaşadığımız için. Yani belli bir süreden sonrasını zaten hatırlamıyorum ben. Yani zaten abi söylüyordun da hani kollarımda falan da kesikler var falan diyordun. Evet. Geldiğinde görürsün falan diyordun da. Yani hani o senin arkadaşın da mı ayrı, eşinden ayrıldı? O da ayrıldı. Ondan sonra bir arkadaşım daha vardı. Yani benim yanımda kalan o akşam o da ayrıldı. Yani baya bir sorunlar yaşadılar. Evet, psikolojikler bozuldu. Yaptığı işten dolayı işinden falan da ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi bildiğim kadarıyla bir cinler musallat olduğu zaman kolay kolay zaten musallat olmazlar. Ama musallat oldukları zaman otomatikman biz bu aleme çektiğimiz için onları, onlar da kendilerince sen bizden birisini bu tarafa aldığın için biz de senden birisini alırız diyorlar. Yani bunun karşılığını almak istiyorlar. Musallat da bunun gibi bir şey. Yani bunlara yaptığınızın karşılığını vermek zorundasınız. Yoksa başınızdan gitmiyorlar. Mesela asker gibi düşünmeyeceksin. Asker bir yere giriyor ama emri verdiği zaman o asker geri çekilebiliyor. Ama cinler aleminde böyle bir şey yok. O musallat olduğu zaman onun yani bu nasıl diyeyim size, o musallat olan kişinin içindeki bütün aileyi karıştırana kadar, o sonuca varana kadar gitmez başınızdan. Belki sonuca varsın, yine başınızdan gitmeyebilir. Yani öyle bir sıkıntı oluyor bu cinler aleminde. Çünkü siz direkt otomatikman bu aleme çekmiş gibi bir şey oluyorsunuz. Zaten onlar sürekli yani insanlar aleminde takılan bir varlıklar değil. Aslında bu biraz da bizden kaynaklanıyor. Çünkü biz insanoğlu biraz da bunlarla çok uğraşıyoruz. Biraz da bunları kendimize çekmeye çalışıyoruz. Çünkü mesela hani bu gömü olan yere bazı yerlerde devlet bile el atmıyor, karışmıyor yani, kazmıyor bile. Çünkü sonucunu biliyor ne olacağını. Bazen kepçe bile girmez, takılır. Çünkü bir tane telefonda da söylemiştim, kepçenin oynadığını biliyorum demiştim. Bir tane daha mevzum vardı böyle herhalde. Çok mevzu. Telefonda anlatıyordun çünkü bana. Yani hani şimdi bu abimizi de bu arada ilk defa görüyorum. Ha, telefonda bayağı konuştuk çünkü bayağı konuşmamızın artık sonucunda gelmek istedim. Tamam dedim, geleyim artık konuşalım dedim yani. Hani çünkü o da kendini anlatmak istiyordu. Çok inanmayan kişiler var bu abimize de. Yani artık bundan sonra dediğim gibi abi evde olmayınca eve geleceğim. Evde bir ritüel falan deneyeceğim. Sabit kamera koyup her yere bir video çekmeyi de deneyeceğim bunun için. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış hep birlikte göreceğiz. Daha sonra yani bu aileleri bozulduktan sonra herhangi bir hala da psikolojik sıkıntıları devam etti mi bu arkadaşlarınla? Gidiyor şu anda, hala gidiyor. Hala daha gidiyor. Aynı şey. Aranız nasıl peki abi? Ya pek ben görüşmek istemiyorum yani, zaten bu yüzden eşimle de ve çocuklarımla da ayrıldım ben. Belki zarar veririm diye eşim ve çocuklarımdan da ayrıldım. Evet. Yani şimdi o gün keçiyi gördünüz, kaçtınız. Kaçtık. Ertesi gün geldik kazdığımız yere. Ondan sonra bir tane kazma veya kürek hiçbir şeye vurulmamış. Neyse biz arkadaşa dedik ki rüya görüyoruz dedik. Hani biz kendi kafamızdan. Daha sonra kahveye gittik. Ebru olan arkadaşlarımız geldi. Onlar böyle konuşuyor. İşte akşam böyle kazdık, şöyle kazdık. Biz arkadaşla beraber bakıyoruz yüz yüze. Hani dedik ki oğlum biz nerede hata yapıyoruz? Hani biz burayı kazdık. Kazdığımızı biliyoruz ama gittiğimiz zaman kazılan yer kazılmamış bir şeklinde bulduğumuz için şimdi arkadaşlarımızla anlatıncası bir tuhaf olduk biz. Yani İkimiz birbirimize bakıyoruz. O yumuşak toprak bile yok artık. Yok. Yok. Aynen. Hiçbir şey yok. Yani ilk gittiğimiz gün kazma vurmadığımız hal gibi aynı şeklinde duruyor. Neyse bunlar böyle konuştuk falan, neyse birer bardak çay içtik, dedim ki ben gidiyorum eve, zaten eşim de arıyordu. Neyse eve gittim. Şimdi bizim kapıdan girdiğimiz zaman sağ tarafta odunluk var. Merdivenlerden çıkıyorsun direkt salona geliyorsun. Salonda sağ tarafta yatak odam vardı, sol tarafta oturma odası. Diğer odada zaten annemin odasıydı, annem falan kalıyordu, biz hepimiz bir arada kalıyorduk. Daha yeni evlenmiştim o zaman. Ayrı bir eve çıkmamıştım. Neyse annem yemek falan hazırlamış. Yemek falan yedik.
Neyse akşam oldu, biz yattık. Hani duş almam gerekiyordu benim. Odunluğa gittim. Banyo kazanı dediğimiz şey vardır. Banyoyu yakıp suyun ısınması gerekiyor. Neyse o girdiğimiz kapı tarafından odun aldım ben. Bir kucak odun aldım. Merdivenleri çıktım, banyo tarafına geldim. Odunları koydum. Ama bir şeyler ters gidiyordu. Bunun farkındayım. Hani bir şeyler hissediyorum böyle. Arkamı döndüm. Baktım kovalar falan havada uçuşuyor. Banyoda. Banyoda. Yok dedim, rüya görüyorum ben. Neyse tekrardan odunları sobanın içine attım. Yaktım sobayı. Arkamı bir daha döndüm, gene uçuşuyor. Ben bu sırada bir hani tereddütte kaldım. Yani varlıkla yokluk arasındayım böyle. Gece mi girmiştin abi? Gece girmiştim. Akşam ezanından sonra. Yastı ezanının geçmişti. Ya 15 dakika veya 20 dakika sonra banyo tarafına gitmiştim. Ben dedim ya rüya görüyorum ya da diyorum ben burada değilim. Yani bir rüyanın içindeyim. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Oradan sonra koptum zaten ben. Şey demiştin sen telefonda. Ya suyu kafama tutuyorum, su gelmiyor. Yukarı çıkıyor demiş. He, o nasıl oldu? Ya yani onu da söyleyeyim ben sana. Ya yani suyu koyuyorum, su tersine gidiyor. Yukarı tarafa doğru gidiyor. Zaten o sudan sonra bütün dengem bozuldu benim. Bittim yani. Neyse ben bir ara kendime geldim ama kendime geldiğim zaman aradan 1,5 ay geçmiş. Yani sanki uyuyup kalkmış gibiyim. O günleri hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Benim eşimle biz hani iyice iyileştiğime kanaat getirdikleri zaman, yani mezarlıklara götürdüler beni, camiye götürdüler, ne bileyim çok yerlere götürdüler beni. Yani iyice kanaat getirdikten sonra annem karşısına aldı beni. Konuştuk. Annem bana dedi ki çok tuhaf şeyler yaptın dedi. Anlattı bana. Hatta benim bazı bir videolarım vardı. Hoca çekmişti. Bana geldi gösterdi benim. Allah razı olsun. O hocam çok ilgilendi benimle. Bana gösterdi. Ben değildim. Yani konuşan ben değildim. İçimdeki ben değildim. Yani o şeklinde. Mesela ben yazı yazmayı bilmem. İlkokul okuduğum için yazı yazmayı okurken kekelerim. Yani okumadık çünkü. Ama annem diyor ki veya karım aynısını diyor. Ben lise mezunuyum. Ben hayatım boyunca da öyle bir yazı yazdığımı hatırlamıyorum diyor. O kadar hızlı yazıyorsun, artık karıştırmıyorsun. Noktasında, virgülünde her şeyini koyuyorsun. Ondan sonra bir ay, 1,5 ay boyunca da çay, sigara, yemek yememişim. Akşam ezanı okunduktan sonra biraz dengem bozuluyormuş. Hele yastığı ezanıyla sabah ezanı arasında çok kötü hale geliyormuşum. Peki kaç kilo verdin böyle yemek yemeyerek? 10-15 kilo, 1 kilo verdim. Sadece çay sigara. Çay sigara. Bu yani bana söylediğine göre külle de besleniyorum. Evet, sigara külünü yermişim. Annem alırmış, karım alırmış. Ondan sonra karım boğmaya kalkmışım. Annem almış. Peki bu kağıda yazdığım notlar duruyor mu? Annem saklıyordu. Yani ne gibi şeyler yazıyormuş bu kağıda? Misal konuşturmuyorlarmış beni. Bir şey isteyeceğim ha, zaman. Dilim falan tutuluyor. Evet, dilim falan tutuluyormuş. Yazıyormuşum. Korktuğumu anlatıyormuşum onlara. Ya bir insan sigara paketini açamaz mı ya? Sigara paketini açamıyormuşum. Unutkanlık. Yani her şeyi unutturuyorlarmış bana. Ondan sonra bizim eski evin karşısında 2 tane ağaç var. Orada yakalamışlar beni. Böyle bir yuvarlak çizmişim, üçgen harfleri çizmişim, bir şeyler çizmişim. Hoca gelmiş oradan beni okuyor almış. Yani çok şeyler yaşadığım için hani bazı şeyleri hatırlamıyorum, hiçbirini hatırlamıyorum. Sadece bir korktuğum, sadece o banyoya girip o suyun ters gittiği ve kovaların uçuştuğu anı hatırlıyorum. Yani şu an besmeleni falan çekebiliyorsun. Çekebiliyorum. Yani o konuda ama peki bir besmele çekerken falan bir tüylerinde dikenleşme falan oluyor mu? Oluyor. İçimde bir korku oluyor. Ürperti oluyor. Yani demek ki hala bir şeyler var. Var. Misal ışığı sevmiyorum. Bunu fark ettim. Işıkta durmayı sevmiyorum. Bunu fark ettim.
Tam geçenler 1,5 ay boyunca sen ne yaptığını hiç hatırlamıyorsun. Ve seni bir tane hoca, tabi Allah razı olsun o hocadan da, adını da bilmiyorum ne olduğunu, evet. Tanımıyorum da bu arada. Kurtarmış seni, iyi yapmış. Çünkü günümüzde hani pek hocalara da güven olmuyor. Çünkü yani hocalara güven olmuyor derken, ki yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu sahte hoca rolüne bu bürenenler var ya, benim lafım bunlara yani. Onlar alınsın üstlerine. Yoksa normal hocalarla bir alıp veremediğimiz yok. Allah razı olsun. Yok, annem gibi bize, çünkü yol gösteren insanlar. Annem gibi götürdükleri zaman çok paralar istemişler. Oradan doğru annem anlatıyordu. Yani bir hocaya gitmişler, sadece 50 milyar para istemişler beni düzeltmek için. Normalde sünnet neyse yani, o gerekiyor. Bir misal, benim hocam da hocaydı. Bizden 5 kuruş para talep etmedi. Sadece Allah razı olsun kelimesini istedi bizden. Dua etmenizi istedi. Yani Allah rızası için. Allah rızası için yaptı. Hani bu işler parayla pulla ölçülecek bir şey değildir. Abi zaten yani hani bu dördüncü boyut olarak dediğimiz şeyler, 18 bin alim var sonuçta. Hani tabii bilinen aslında 1400 kabim var. Normalde çoğu yerde de 88 kabile derler. Bunların da aslında daha fazla, 800 milyona aşkın nüfus olduğu söylenir. Yani bunlar gerçekten hepsi beraber bizim boyutumuza geçtiğini düşünsene. İnsanlık diye bir şey kalmaz. Çünkü insanlar zaten birbirini öldürmeye başlayacak bir süreden sonra. Yani sen de iyi kurtulmuşsun ki saldırı falan dedin ya hani, karımı öldürmeye çalışıyorum falan diye. Ne durum? Ailemde hiç seni böyle zapt etmeye çalışan falan olmadı mı ki yani? Ya çok zincire vurup, kelepçe takıp, yani zincire kilit dediğimiz şeylerden takıp onları kırdığımı, onlardan kurtulup ikinci katlardan atladığımı. Abi zinciri nasıl kırıyorsun sen yani? Onu ben de bilmiyorum. Yani evde daha annem saklıyor onları. Artı benim karım başında siyah saçtan başka bir şey yoktu. Ben kendime geldiğim zaman karımın sağ tarafındaki 4-5 tane saçı beyazlamıştı. Bunu fark ettim ben. Ve karımın çöktüğünü fark ettim. Yani sen kendine geldiğin zaman o saçlarının ağırlığını gördün. Evet. Şimdi ben. Ve karımın çöktüğünü gördüm. Yani benimle gece gündüz uğraşıp karımın çöktüğünü gördüm. Daha sonra peki ne dedin abi? İyileştikten sonra. Ya bir şey diyemedim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Hani oturup ondan özür dilesem de. Peki yaptıklarından pişmanlık duydun mu? Yani hani keşke gitmeseydim dedin mi? Ya illaki dedik. Ama biliyorsun. Şu anki aklım olsa tekrar gider misin? Böyle işlere bulaşır mısın? Yok, kalsın. O işler bize ters artık. Yani onu geçtim. Şöyle söyleyeyim ben sana. En ufak bir yere gidemiyorum. Korku nedeniyle. Yani hani aslında sadece yani hani varlıklardan korkmak değil de aslında korkmamamız gerekiyor ama bizim aslında Allah korkusu olması gerekiyor. Yani Allah korkusu bize yeter. Çünkü hani yapacağımız şeyleri yaptırmaz bize o korku. Yani keşke yapmasaydın. Keşke bu şekilde olaylara yaşanmasaydı. Keşke yani çoluğun çocuğunu ne zamandır gördünüz? Yaklaşık 1,5-2 senedir görmedim. Hiç görmüyorsun? Hiç. Peki hiç görüşmek istemedin mi abi? Hafta sonu da olsa görmek istemedin mi? Görüşmek istedim ama ya onlar iyi olsun da ben kötü olayım. Yani onlara zarar vermektense kendimi buraya bıraktım. Yaşları kaç peki? Biri 3 yaşında, biri 6 yaşında. Kız erkek? Kız. İkisi de kız. Allah bağışlasın. İnşallah hayatları diledikleri gibi olur. Yani arkadaşlar, abimizin yaşadıkları bunlar. Daha neler yaşadı daha anlatacak herhalde, daha var, daha çok var, daha anlatacak. Ben hemen şu kameraya bakayım abi, çünkü evden çıktık, annem dedi ki bu evden başka yere taşınalım falan dedi. Annem dedim ki biz dedim yani köye gidelim, köyde kalalım biraz dedim. Buraya geldik, çarşıda bir işim vardı benim,
O işimi hallettim. Saatin geç olduğunu fark ettim. Aşağıda bir köy var. Bir de mezarlık var. O mezarlığa tam gelirken saat 12 oldu. Telefona baktım. Hatta eşim aradı beni. Daha ayrılma dedik. Biz ayrılma çabalarındaydık böyle. Eşim aradı beni. Neredesin dedi. Dedim ki filanca yerde geliyorum dedi. Tamam dedi. Yürüyorum aynı yerdeyim. Bir türlü o mezarlığa geçemiyorum. Eşim arıyor. Mezarlığın ismini de biliyorum arkadaşlar bu arada. Ben de söylemiyorum şu an dinleyelim. Sen de söyleme abi mezarlığın ismini. Şimdi eşim aradı. Dedi ki neredesin? Dedim mezarlıktayım. Ben senindir yaklaşık 1,5 saat oldu. Ama dedi aynı yerdesin ve hala gelemedin. Diyorum ki bir türlü ben buradan çıkamıyorum. Bana dedi ki dua et. Dua ediyorum ama yani yürüyorum. Hatta yorulmuşum. Ayaklarım ağrıdı. En son sabah ezanı okundu ve ben bu mezarlığı geçtim. Gece 12'den sabah ezanlarına kadar o mezarlığı geçemedim. Ha, yaklaşık çok mu büyük? Değil. Yaklaşık yürüme mesafesiyle 5 dakika bile sürmüyor. Bile sürmüyor aynen. Ha. Yani 1,5 dakikada bile yürürsün. Aynen. Hatta gelirken sizin de yolunuzun üstündeydi. Yani 1,5 dakika, 2 dakika içerisinde geçersin. Ama ben orayı gece 12'den sabah ezanlarına kadar yürüye bitiremedim. Ve artık eşimden zaten bu konular yüzünden biz iyice ortamlar gerildi. Böyle yani geçimsizlik olmaya başladı. Yani dedim ki ben ya eşime ya da çocuklarıma zarar vereceğim. Artık en güzel dedim ayrılmak, boşanmak. Yani peki ben bu hoca diye tekrar görüşmedim mi? Hani beni tam anlamıyla iyileştirebilir misin? Yani hani ben artık hani ailemle daha iyi olmak istiyorum falan diye bir şey. Ya hocayla görüştük. Defalarca buraya da geldi, oturduk, konuştuk. Hoca zaten benim için kendisi de sıkıntılara girdi. Onu rahatsız etmişler. Uyuyamamış birkaç gece. Ondan sonra konuştuk. Bana dedi hani herhangi bir şey olduğu zaman bana telefon aç. Ben gelirim dedi. Yani bu olduğu veya olmadığı farkında olmuyorsun. Bir anda olan bir şey. Bir anda yaşıyorsun bunu. Hani ha şimdi gelecek de oluverecek diye bir şey yok. Bazen uykumda uyuyorum ama istediğim her yere geziyorum. Ama uyuyorum yatakta. Yani sen aslında uyur gezer gibi bir şey zannediyor. Yok, yakazaya böyle sanki yakaz alemine giriyormuş da aslında o alemde değilmiş ama o alemdeymiş gibi de oluyor. Bir de şey var. Ya bende çok oluyor biliyor musun abi? Bende ne oluyor biliyor musun? Rüyanın içinde rüya görme olayı çok oluyor. Yani rüyadayım ama o rüyanın içinde de rüya görüyorum uyudum yani. 3 kere rüyadan uyanıyorum. Yani rüyanın içinde rüyadan uyanıyorum. Sonra rüyadan tekrar uyanıyorum. Sonra gerçek hayatta uyanıyorum. Ama bu gerçek hayatta yani gerçek yaşadığım ortama dönene kadar da canımı yırtıyorum ya. O yani ölüm döşeğine geliyorum sanki. Bu real hayata yani şu duruma gelemiyorum. Çok zor geliyorum yani. O bende çok oluyor bu arada. Benim eşimle böyle oturduk çay falan yaptık. Eşim dedi ki sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ama dedi hani millet dağılsın böyle dedi. Özel konuşmamız gerekiyor dedi. Peki dedim. Biz çayımızı falan içtik, odamıza çekildik. Neyse dedim özel bir şey söyleyecektim dedi. Bak dedi annen yanında falan söylemek istemedim dedi. Annen dedi seni dedi duvarla ilişkiye girdiğini gördüm dedi. Yani ben bir duvarla ilişkiye girdiğimi bana eşim söyledi. Yakalamışlar. Ondan sonra ne bileyim Allah'ı inkar etmişim, tövbe aşağı, küfür etmişim, bir sürü şeyler. Yani akla alınmayacak şeyler yapmış. Bunu bir insan oldu yani bir Müslüman evladı bunu yapamaz. Çok kötü tabii yapamaz abi. Yani hani şimdi şöyle bir şey var yani. Bir kağıda bir şeyler yazılmış, bir şeyler olmuş. Ondan mı dolayı falan değil. Ondan dolayı değil evin düzeni bozulması için bu kadar yapılmış. Bu neden yapıldı onu da bilmiyorum. Yani nasıl bir durumda yakalandı bilmiyorum. Evin bacısına diyoruz.
Onun o zaman eve girip çıkan biri. Yani. Ya tanıdığınız biri, yakından biri. Akrabalar olabilir veya aile dışından arkadaşları olabilir. Girip çıkıp. Yani eve yapıldıysa kişiye bulaşması, sadece bir kişiye bulaşması biraz enteresan. Çünkü eve yapılmış bir şeyse evdekilerin huzurunun komple bozulması gerekiyor. Yani ben kız kardeşime baktığım zaman bir an kendi yaşadıklarım aklıma geldi. Acaba dedim ben de mi böyleydim? Ben böyle içimden geçirirken hoca da bana geldi, dedi ki aynısın. Yani bunları nasıl seninle yaşadıysak, dedi, kız kardeşinle de yaşıyoruz, aynı şekildesin. Onda böyle saldırmalar falan oluyor mu? Saldırma oluyordu. Zapt ediyorduk. Gece ışıkları falan yakıyor muydunuz? Yok, ışık yapmıyordum. Neden? Işığı sevmiyordu. Gözlerim ağrıyordu. Ne? Yani hani ışıkta aslında ışığı yakmak, hiç sirke suyu falan da dökmeyi denediniz mi ya? Çok denedik. Bir ara bağırdı. Yani şu göğüs taraflarına sürdüğümüz zaman, kalbimin üstüne doğru falan sürdüğümüz zaman çok bağırdı. Peki hiç evlerde yani komple odalara dökmeye çalıştınız mı bu sirke suyu? Döktü, hoca her yeri yıkadı. Havalandırmadan değil mi? Evet, hiçbir camı açmadı. Her taraf kapattı, öyle bıraktı. Bugün bayağı acı çektirmiştir hanım. Bağırdı, sabahlara kadar bağırdı. Sonra ne oldu? Ben o gece yanında ben kaldım. Sabah ezanı okunduktan sonra sakinleşti. O ezan okunduktan sonra bir kendine geldi. Ondan sonra uyudu. Öğleye kadar uyudu. O ne kadar çekti abi böyle? O da 2 hafta falan sürdü onunki. Sonra düzeldi kendini. Ondan sonra düzeldi. Şimdi çoluğundan iyiydi. İyi bayrağı. Sevindim yani. Ben şunu fark ettim. O gündüz şeyini ben de yaşadım. Misal sabah ezanı okunduktan sonra bir insan kendine geliyor. Bazı bir şeyleri hatırlıyor. Ben yorgunluk hissediyorum. Sanki akşama kadar sırtımda taş taşımışım gibi. Peki bunu öğlen falan yaşadığınızda oluyor muydu ya? Gündüz bazen. Ama yaşamıyordu. Yaşamıyordu. O da hangi günler? Cuma günleri. Perşembe ile cuma günleri. Hele perşembe akşam, yani cumaya bağlayan gece çok bağırtıyormuş beni. Annem söyledi ona. O gece zaten benim arkadaşlarım da var, onlar da gelirdi yanıma. 5-6 kişi beni zapt edemezler. Ya bizim hani Müslümanlar için mübarek bir gün cuma günü. Aslında her gün mübarek de, yani Allah'ın takdir ettiği her gün mübarek. Sadece biz günlere isim koymuşuz aslında. 7 gün ismi koymuşuz. İşte pazartesiden pazara kadar isim adlandırmışız. Ama yani Allah'ın her günü mübarek gün aslında. Tabii evet. Cuma'nın farkı çok çok daha büyük. Ve Perşembe ile Cuma'yı bağlayan gecede çok büyük sıkıntılar yaşıyordum. Evet. Zaten ifritleri de severler böyle. Tam Müslümanların bayram gününde onları acı çektirmeye veya onlara zarar vermeye severler. Peki abi biliyor muydu? Sana musallat olan cin hangi kabileden veya Hristiyan mı yoksa Yahudi mi? Bunu biliyor muydu? Hoca hiç söyledi mi sana bunu? Hoca bir şeyler söyledi, sadece ben gördüğüm şeyi söyledim onu. Bu olaylardan şey yapmadan önce bir siyah, koca kafa, böyle kafası kocaman gibi, gölge gibi diyeyim ben sana, sadece gözleri kıpkırmızıydı. Gördün yani. Onu çok böyle, yani ne diyeyim sana, çok yanımda hissettim böyle. Bana dokunuyormuş gibi. Ensende uyuşmalar oluyor muydu? Onu hissettiğin zaman. Ve hiç mesela bu lavaboya falan giderken sanki birisi seni takip ediyormuş gibi, odaya doğru geçerken birisi çok seni gözetliyormuş gibi oluyor muydu? Oluyordu. Misal... Soğuk suda mı banyo ederdin, sıcak suda mı? Soğuk suda. Soğuk suda. Genelde musallat kapanan insanlar çok sıcak suda durmak istiyor. Böyle 45 dakika çıkmazlar genelde. Ben soğuk suda yapıyormuşum. Daha doğrusu suya da fazla yanaşamıyormuşum. Abi deprem mi oldu ya? Sallandık gibi oldu. Vallahi öyle hissettim ben. Koltuk falan sallanınca. Sen hissettin mi abi? Biraz.
Evet abi. Yatırırmış, yanıma yatarmış hanım. Hanıma sarılmak istermişim, sarılamazmış. Onu itermişim, git dermişim, bağırırmışım, çağırırmışım. Ondan sonra her seferinde beni diyor ki kovuyordun sen diyor. Hiçbir gün yanımda yatmadın diyor. O çarpıldığın günden itibaren hiç yanımda yatmadın diyor. Karanlık bir odaya gidip sabaha kadar dizlerimin üstünde durup sadece duvara izlemiş. Ya da bağırıp çağırmışım. Acılar görmüşüm. Yani bildiğiniz kardeşlerim bile hala benden dalga geçer. Abi diyor köpek gibi hırlıyordun. Bize cevap hani konuşman gerekirken konuşmuyordun. Sadece bakıp hırlıyordun bize diyor. Şey peki bu kollarına falan çizik atmalar nereden başladı böyle kesmeler geldi mi? Sıkıntıya girdiğimi anlatmışım. Arkadaşımın babasına vurmuşum. Yani o nasıl oldu ben de bilmiyorum.